İyi geceler arkadaşlar. Online C# derslerimizde bu gece 73. dersimizi gerçekleştireceğiz. Tekrar hayırlı Ramazanlar dileyelim herkese. Ramazan boyunca her akşam saat 10'da inşallah bir sorun çıkmazsa derslerimizi gerçekleştireceğiz. Dün akşam geometrik şekil oluşturma ile giriş yapmıştık derslerimize. 72. dersimizi gerçekleştirdik dün akşam. Bu akşam 73. dersimiz chart işlemleri olacak. Şöyle Visual Studio'yu da yeniden başlatayım. Bu akşam 73. dersimizi gerçekleştireceğiz. Chart aracı üzerinde işlemler yapacağız. Chart aracının kullanımı, chart aracının özelliklerine değineceğiz. Şöyle chart örnek diyelim ve başlayalım. Chart örnek dedik. Formumuz yüklendi. Chart bizim istatiksel verilerimizi görüntülemeye yarayan aracımız. DevExpress'te çok daha kapsamlıydı. Dün akşamki dersimizin sonuna doğru kısaca bir göstermiştik aracımızı. Şöyle büyütelim biraz. Bizim chart aracımız bu oluyor. Formumuzun arka plan rengini değiştirelim. Ondan sonra dersimize tam anlamıyla giriş yapmış olalım. Şöyle hafif pembe bir renk yaptım formun arka plan rengini. Şimdi chart aracı arkadaşlar bu şekilde bize sütunlar halinde verilerin ne diyelim istatistiksel halini gösteren series dediğim şu kutucukların her birini toplamına series diyoruz. Serieslerle bize neyi o verilerin son halini gösteren aracımız. Zaten kullanımına geçtiğimiz zaman kafada daha da oturacaktır. İşin kod kısmı biraz az olacak. Bugün daha çok özellik tabanlı gideceğiz. Properties penceresinde nelerine değineceğiz? Bunu değineceğimiz birkaç özelliği var. Şöyle başlayalım. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Bunun esas penceresi olan series penceresini açarak başlayalım. Chart'ın sağ tarafta series diye bir alanım var. Properties penceresi penceresinde. Series alanıma tıkladığım zaman karşıma Series Collection Editor. Series Collection Editor dediği şu alanlarımı düzenleyeceğim pencere. Burada alanlarımı düzenleyeceğim bir pencere bana geldi. Buraya mesela alanlar ekleyelim. Şu an neler var? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye rakamlar var. Yine sol tarafta da sayılar mevcut. Örneğin ne yapalım biliyor musunuz? İlk önce 3 tane şehrin işte ne mesela kitap okuma oranı gibi bir örnekle başlayalım. İstanbul diyelim. Büyük şehirlerimizi ele alalım. İstanbul dedim. Ekledim İstanbul'u. Şimdi şöyle en baştan özelliklerine değinelim ya da iki tane daha ekleyelim alalım. Şöyle yavaş yavaş farkı size göstereyim. Şimdi benim bir ekleyelim, okey dedim. İstanbul'u eklediğim zaman şu an benim chart aracımın içerisinde sadece bir tane veri var. O ne? İstanbul. İstanbul olduğu için bütün sütun renkleri sadece mavi. Çünkü farklı bir renk, daha doğrusu farklı bir öğe olmadığı için şu an tek öğe, tek renk. Şimdi ben geleyim buraya. İkinci bir öğe ekleyeyim. Mesela et dedim. Et dediğim an bakın sol tarafta görüyorsunuz. Yanına turuncu ile kahverengi arasındaki bir renkle ne oldu? İkinci bir öğe eklendi. Onun ismini ne yapalım mesela? Ankara yapalım. Ankara dedim. Ondan sonra et dediğim zaman ne oluyor? Üçüncü bir alan daha ekleniyor. Onun ismini de şöyle İzmir yapalım. 3 büyük şehrimizi eklemiş olduk. Okey dediğim zaman ne oldu? Sağ tarafta 3 büyük şehrimizin daha doğrusu 3 öğemizin isimleri bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir diye. Mavi olan kutucuklar İstanbul'un temsili, turuncu olanlar Ankara'nın ve kırmızı gibi olanlar da İzmir olmuş oldu. Şimdi çalıştıralım bakalım herhangi bir şey gelecek mi? Çalıştırdık. Herhangi bir şey gelmedi. Neden? Çünkü şu an bütün değerler sıfır. Herhangi bir veri girişi veya işlem değeri vermedik bunlara. O yüzden karşımıza herhangi bir istatistiksel bir çizim yapmadı. Bir bakalım soru var mı? YouTube'daki C# dersleri için başlangıç düzeyi. Bunu ara verdiğimiz zaman cevap vereyim arkadaşlar o soruya. Şimdi devam edelim. Yine Series penceresi üzerindeki özelliklerden devam edeceğim. Açıyorum tekrar Series penceremi. Şöyle biraz daha sol alayım. Aradaki farkı görün. Şurada şehirlerin adı gözükmeyecek. Şuraya aldım. Şimdi yukarıdan başlayacağım. Özelliklere tek tek başlayacağım. Background style dediğimiz bizim renk eğimi adlı
alanımız. Şimdi background style'da mesela neler var? Left right dediğim zaman şöyle soldan sağa doğru, sol tarafı daha koyu yapıyor, sağ tarafı biraz açık bir renk yapıyor. Ondan sonra farklı özelliklerine deneyin. Dediğim gibi bu ders böyle özellik tabanlı gideceğimiz bir ders olacak. DXPress araçlarında da öyle yapmıştık. Yani kod alanını minimum düzeyde tutup daha çok özellik bazlı gitmiştik. Çünkü bunların nasıl desem, hani zaten kodla ilgili bunda Türkçe kaynak bulmakta bayağı zorlandım. Bugün derse hazırlık yaparken çok az sayıda Türkçe kaynak var ve olan kaynaklar da birbirine çok benziyor. İngilizce kaynaklar var. Türkçe kaynaklarda özelliklere pek değinilmemişti. O yüzden özelliklere biz değinelim istedim. En azından web ortamında bunların özelliğine değinilmiş olan bir kaynakta bulunmuş olsun. İşte center dediğimiz zaman ne yapıyor? Orta kısmı koyulaştırıyor. Aşağı ve yukarı kısımları açık yapıyor. Horizontal center dediğim zaman yukarı ve aşağı kısımları koyulaştırdı. Orta kısım beyaz kaldı. Vertical center dediğim zaman sağ ve sol tarafı koyulaştırdı. Sadece şu an İstanbul üzerinde, İstanbul adlı seriyesimin yani kutucuğumun üzerinde işlem yaptığım için sadece mavi renkli sütunlarım da değişiklik yapıyor. Diğer sütunlarında herhangi bir değişiklik olmuyor. Vertical center dediğim zaman sol ve sağ taraftaki alan neyimi diyeyim, kutucuğumun sol ve sağ tarafını koyu mavi yapıyor. Ortasını ne yapıyor? Açık mavi olarak bırakıyor. Şimdilik none diyeceğiz. Back hatch style dediğimiz zaman arka kapak stili gibi bir anlamı var. Ya da ne diyelim, arka tarama stili. Yani içini tarıyor. Mesela backward diagonal dediğim zaman bu şekilde çapraz kesik çizgiler atıyor backward diagonalde. Veya işte cross dediğimiz zaman bu şekilde karşılıklı düz bir çizgi ve paralel çizgi, yukarıdan aşağı ve bir paralel çizgi oluşturmuş oluyor. Dashed vertical dediğim zaman kesikli yukarıdan aşağı çizgi oluşturuyor. Veya dashed horizontal dediğim zaman sağdan sola paralel şekilde kesikli çizgiler oluşturmuş oluyor. Back image dediğimiz, buna arka plan resmi atıyor ama çok sağlıklı bir şey olmuyor. Onu geçelim. Ondan sonra neye değinelim burada? Back secondary color dediği ikincil rengi. Bunun ikinci rengini seçebiliyoruz buradan. Buna da şu an için gerek yok. Ondan sonra başka neye değinelim? Şurada şimdilik silelim tekrar. Border color dediği arkadaşlar kenarlık rengi. Şu an kenarlıkların rengi kendi rengiyle eşdeğer bir renk. Yani mavi gibi gelmiş bize. Onu değiştirelim. Mesela yeşil yaptığın zaman şu an çok belli oluyor mu bilmiyorum ama çok hafif bir yeşil oldu burası. Ben kendi ekranımdan görebiliyorum bunu. Daha koyu yapalım mesela. Siyahta daha çok belli oldu şu anda. Mesela ne oldu? Kenarlıktaki o mavi rengi kaldırdı. Kenarlık rengini bana siyah yapmış oldu. Bir de beyaz yapalım bakalım. Beyaz da belli olmuyor. Şöyle belli olacak bir renk. Kırmızıda da biraz belli yine. Bu şekilde olmuş oluyor. Border dash style'a kenarlığın stilini belirliyoruz. Mesela dot dediğim zaman bu şekilde kenarlı nokta nokta biçimine alıyor. Dash dot dediğimiz alanda nokta nokta ve kesikli çizgi gibi bir hal alıyor. Ondan sonra kaybetmeyelim alanımızı. İşte sadece dash dediğimiz zaman kesikli çizgi gibi bir alan oluşturmuş oluyor. Not set dedik, herhangi bir kenarlık solid. Başlangıç değerimiz bizim solid'ti. Solid ne yapıyor? Normal bir dikdörtgensel şekilde hani bize kenarlık veriyor. Border width dediği arkadaşlar kenarlığın kalınlığı. Kenarımız ne kadar kalın olsun? Şu an varsayılan değer olarak bize 1 gelmişti. Onu sildik. Mesela 3 yapalım. Aradaki farkı bu şekilde. Kenarlığı zaten kalın yaptığımızda daha net bir şekilde kenarlık rengi belli oluyor. Mesela kenarlık rengini değiştirelim buradan tekrar. Yeşil yaptığım zaman bu şekilde ne oldu? Kenarlık rengi daha belirgin olmuş oldu. Bunu 5 yapalım. Biraz daha kalın olmuş oldu. Tekrar ilk hali olan 1'e getirelim. İnelim aşağı. Şimdi geldik color kısmına. Color arkadaşlar bizim ilgili seriyesimizin yani o kutucuğumuzun sütunumuzun hangi renkte olacağı. Birinci değeri varsayılan değer olarak bize mavi olarak atadı bu kutucuğun rengi. Mesela onu değiştirelim biz. Ne yapalım? Şöyle burada olmayan bir renk. Yeşil yapalım mesela. Olive drop dedi. Bu şekilde ne yaptık? Zeytin yeşili gibi bir yeşil yapmış olduk. Veya bir başka renk seçtiğimiz zaman ne yapıyor? Yellow dediğim zaman sarı yapıyor. Bunu sadece benim seçmiş olduğum, üzerinde şu an çalıştığım seri isim üzerinde değişiklikleri uyguluyor. Mesela sadece İstanbul için uyguladı. Ankara veya İzmir için uygulamadı. Örneğin
İstanbul için uyguladığı zaman A diğerini ne yaptı? Mavi yaptı. Varsayılan şeyi bir diğerine attı. Mesela Ankara'yı da değiştirelim. Ankara şu an varsayılan olarak mavi oldu. Onu da değiştirelim. Onu ne yapalım? Kırmızı bir renk yapalım şöyle. Ya da kırmızı değil, pembe bir renk yapalım. Mesela fuşya rengi yaptım. Fuşya dediğim zaman ne oldu? Ankara pembe renk oldu ve mavi rengi esas default rengimizi de ne yaptı? Bu kez İzmir. Yani üçüncü seriyesimizi attı. Onu da değiştirelim. Color kısmından. Onu da mesela ne yapalım şöyle açık kırmızı bir renk yapalım. Bu şekilde ne oldu? Açık pembe kırmızı arası bir renk olmuş. Oldu. Renkler çok çirkin oldu şurada. Özellikle Ankara, onu değiştirelim tekrar. Şöyle gri kullanalım. İstanbul'da sarıyı da şöyle daha anlamlı bir renk. Şöyle koyu mavi gibi bir renk yaptık. Kenarlı da zaten neydi? Yeşildi. Shadow Color dediği bunun gölgesinin rengi olsun mu olmasın mı onu seçebiliyoruz. Varsayılan gölge rengi olarak gri gibi bir renk geliyor. Şimdi geldik palet alanımıza. Palet arkadaşlar şöyle tıkladığım zaman zaten farkı göreceğiz. Mesela none dediği şey none değişken yani default olarak bize ne geliyor palet kısmı? 3 tane sütun geliyor. Yani 3 taneden kastım. Biz 3 tane verdik diye. Kutucuklar şeklinde sütunlar geliyor. Mesela bright yaptığın zaman onu bizde başlangıçta ne geldi? Mavi geldi. Sonra neydi? Kahverengiydi. Bir de bir renk daha vardı. 3 renk olarak gelmişti bize. Son rengi unuttum. Bright yaptığım zaman bu şekilde kendisi aslında renkleri değiştirecek de şey yapmadığınız için. Bakın mesela ne kullandı? Burada koyu mavi kullandı. Sanırım yeşil kullandı. Bu şekilde kendisi değiştiriyor. Light dediğimiz zaman renklerin tonunu açıyor. İşte chocolate dediğimiz zaman çikolata rengi, koyu kahverengi renkler kullanıyor. Fire dediğimiz zaman bu şekilde ateş rengi diyebileceği. Şurada zaten görebiliyorsunuz sanırım işte sarı var, kırmızı var, yanında pembe var. Bu şekilde ne yapıyor? Renkleri kullanıyor. Tekrar non diyelim. Az önceki rengini dönsün. Ondan sonra devam edelim. Geldik şurada access yazan kısma. X axis type dediği alan x ekseni arkadaşlar. Mesela x ekseni birincil dediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bizim x eksenimiz neresi? Şurası. Birden başlayıp şuradan daha doğrusu sıfırdan başlayıp 8'e kadar giden alan. X ekseni primary yani ilk alan olarak geldiği zaman aşağı geliyor. Daha sonra secondary yani ikincil alan yaptığım zaman bu şekilde ne oluyor? Benim x ekseni yukarıda çıkmış oluyor. Mesela tekrar primary yapayım. Primary yaptığım zaman yukarıdaki değerler siliniyor. Sadece aşağıda kalıyor. Aynı şey y ekseni için de geçerli. Mesela y ekseni başlangıçta koordinat değeri olarak sadece sol tarafta bulunuyor benim y eksenimdeki değerler. Ben onu secondary yaptığım zaman bu şekilde ne oluyor? Sağ tarafa da gelmiş oluyor. Ama şu an buna ihtiyacım var mı? Yok. Ondan sonra devam edelim şöyle. Başka kullanacağımız bir alan var mıydı? Name kısmından isim veriyoruz buna. Burada text alanı yok. Name alanı var. Çünkü kod üzerinde de name alanıyla işlem yapacağımız için direkt name alanını kullanıyoruz. Diğer özellikleri de burada sanırım özelliklerle ilgili bu kadar yeterli. Diğer özellikler işte onları da biraz karıştırırsanız sizler çözebilirsiniz. Okey dedik. Ne yaptık? 3 tane alanımızı eklemiş olduk. Bakalım soru var mı? Soru var. Sayısal değerleri de evet birazdan üstünde göreceğiz. Hani mesela onlar da var da onlara değineceğiz mi? Emin değilim. Bir anladığım sorunu da ilerleyen dakikalarda ona da cevap verelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Sırayla kodlarımızı yazalım. Nereye yazalım? Formülün adı içerisine yazacağız. Peki ne yapacağız mesela? Buraya bir tane daha şehir ekleyelim. Hatta iki tane daha şehir ekleyelim. 5 tane şehrimiz olsun. Bu şehirlerin mesela kitap okuma oranını istatistiksel olarak bize ne yapsın? İşte veren grafik aracımız olsun. Properties penceresine geliyorum buradan. Series kısmına geldim. İzmir'in altına iki tane daha ekleyeceğim. Dördüncü şehrimiz Adana olsun. Adana dediğim zaman zaten dördüncü bir şehir eklediğim zaman direkt onu ne yapıyor? Mavi olarak ekliyor. Beşinci şehir kahverengi mi olacak? Bir bakalım. Evet, bu kahverengi ile turuncu arası o ilk baştaki Ankara'ya vermiş olduğu rengi şimdi ne yaptı? Tekrar beşinci değerimizi atadı. Beşinci değerimiz de neresi olsun mesela? Bursa olsun. Beş büyük şehrimizi yazmış olduk bu şekilde. Okey diyelim. Ondan sonra formumuzun load'una gelip
kodlarımızı yazmaya başlayalım. Formuma çift tıkladım. Ben kodlarımı nereye yazıyorum? Formun adına. Yani form yüklendiği zaman gerçekleşsin istiyorum benim işlemlerim. Önce bir çalıştıralım bakalım. Şu an ne oldu? Benim sağ tarafta 5 tane series başlığım var. Ama serieslar içerisinde herhangi bir işlem henüz yapmadım. Ne yapacağım? Şimdi o işlemlerimi gerçekleştireceğim. İşlemlerimi yaptığım zaman benim karşıma grafiğimi getirmiş olacak. Şimdi dizle başlıyorum. Yine diz nokta chart 1. Dizden kastımız bu form üzerinde bulunan chart 1 nokta series. Serieslerden. Hangisiyle başlayacağım serieslerden? Köşeli parantez açıyorum. Çift tırnak içerisinde birinci series alanımı yazıyorum. Yani birinci sütun alanımı neydi? İstanbul. İstanbul dedim. Ondan sonra nokta points dedim. Points dedikten sonra arkadaşlar yazdıracağımız değer için hani ekleme işlemi yapacağız ama ekleme işlemi ile ilgili iki tane kullanılan ne var diyeyim komut var. Birisi add x'e, diğeri de add y kullanıyor genelde tek başına. Biz şu an önce add y'yi kullanacağız. Ondan sonra add x'yi de kullanacağız. Biraz karışmış olabilir kafalar. Add y ve add x'ye nedir? Onu da hemen açıklayalım. Add y dediğimiz alan arkadaşlar bizim şu y koordinatı dediğimiz sol tarafta bulunan alanlarımıza göre. Sadece ben ne yapacağım burada? Aritmetik bir değer gireceğim. Ona göre benim grafiğimi oluştursun. Eğer bir x değeri girdiğim zaman da genelde x değerleri string olarak gelir. X değeri girdiğim zaman da bunun alt kısmına ilgili seriesimin adını yani string olarak tekstini yazdıracak. Zaten o aradaki farkı dersin ilerleyen dakikalarında beraber göreceğiz. Points dedim. Points dedikten sonra şöyle add y ile başlıyorum. Add y dedim. Parantez içerisinde mesela ne diyelim? 10 diyelim. %10 olduğunu varsayalım. Ya da biraz daha arttıralım. İstanbul kalabalık bir şehir. %20 diyelim. Diz nokta chart 1 nokta series İstanbul. İstanbul adlı seriesimin y pointsine ne yaptım? 20 atamış oldum. Ondan sonra devam edelim. Diz nokta chart 1 nokta series köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde Ankara dedim. Mesela points nokta edye parantez içerisinde 15 diyelim. Noktalı virgülümüzü koyduk. Ondan sonra neresi geliyor? İzmir, Adana ve Bursa. Onları da hemen ekleyelim. Diz nokta, chart 1 nokta, series, köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde İzmir nokta, points, ondan sonra bir nokta daha diye dedim. Mesela İzmir'de biraz daha yüksek tutalım okuma oranını. %25'lerde olduğunu varsayalım. Ne yazık ki Türkiye genelinde çok çok düşük bu okuma oranı. Çok gerideyiz ama. Biraz böyle ütopik değerler girelim. Edye dedik. Edye dedikten sonra mesela Adana için kaç diyelim? %13 diyelim mesela. Hani arada farklar olsun. Sadece rakamları sallıyorum. Diz nokta çarp bir nokta seri istedim. Açtım köşeli parantezimi. Şöyle köşeli parantezimin içerisinde çift tırnağımı ekledim. Bursa dedim. Bursa nokta points nokta edye dedim. Parantezimi açtım. Mesela Bursa içinde kaç olsun? 12 olsun. Noktalı virgülümü koydum. Ne yapmış oldum? 5 tane şehrim için 5 tane series değerini atamış oldum. Şimdi start deyip çalıştıralım bakalım. Start dedim arkadaşlar. Bu şekilde bakın. İstanbul şu turkuazda yeşil arasındaki renk gibi olan alanım. Ne yaptı? %20 dedik. İşte %20'yi almış oldu. Ondan sonra Ankara. Ankara'ya kaç dedik? %15. Tam olarak sınır çizgisine %15. İzmir'e kaç dedik? %25 dedik. Bu şekilde ne yaptı? %25'i atamış oldu. Ondan sonra Adana'ya kaç dedik? %13. Şöyle %10 ile %15 arasında yarısından biraz daha büyük %13. Ve Bursa'da yarısından biraz düşükte kaldı. %12 olarak atamış olduk. Şimdi biraz büyütelim mesela değeri. Varsayalım İstanbul 90 olsun. Tamam mı? Aradaki farkı görmek için. İstanbul 90 dediğim zaman bakın. Az önce oluşturmuş olduğum değerlerde İstanbul 20 idi sanırım. İstanbul 20 olunca benim en büyük değerim burada neydi? İzmir'di. 25'te maksimum y değerimi 30 olarak almıştı. Şimdi İstanbul'u 90 yaptım. Buradaki değerlerim 20-20 artıyor bu arada. İstanbul 90 yapınca ne oldu? Maksimum y değerim 100 olmuş oldu. Diğer değerler İstanbul yanında ne olmuş oldu? Küçük kalmış oldu. Genel kullanım yapısı bu şekilde. Şimdi bakalım soru var mı?
Evet, istatiksel fail, aynen. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim. Neyle devam edelim? Şimdi oluşturmuş olduğumuz şu chart alanımıza bir tane başlık atayalım. Mesela şunu tekrar 90 değil de diğerlerine yakın bir değer yapalım. Mesela 30 yapalım. 30 yaptığım zaman bakalım kaç geliyor? 35 geliyor. %5 kadar artmış oldu. Ben yüzde olarak nitelendiriyorum bunu. Aslında yüzde değil. Şimdi burada herhangi bir başlık gelmedi. Mesela ben ne istiyorum? Şeyime, chart nesneme bir tane de başlık gelmesini istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu da yine komutumla yapacağım. Titles add diye bir komutum var. Onunla gerçekleştireceğim. Şöyle kodlarımın üst kısmına geldim. Diyorum ki this nokta chart 1 nokta titles nokta add dedim. Parantezimi açtım. Buna ne ekleyeceğim? Bir tane başlık ekleyeceğim. Mesela ne diyelim? 4 ya da 5 diyelim. 5 büyük şehir kitap okuma sığacak mı emin değilim şu anda. Oranı diyelim şöyle. Noktalı virgülümüzü koyduk. Bir çalıştıralım bakalım. 5 büyük şehir kitap okuma oranı dedik. Çalıştıralım. Sığdı. Güzel. Ne yapmış oldu? Titles add ile ben chart aracıma bir tane başlık eklemiş oldum. Bu şekilde başlığımızda eklemiş olduk arkadaşlar. Dersimizin ilk 20 dakikalık kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci kısmına devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Proje kısmına gelelim. Add Windows Form mu diyelim ya da ikinci bir Windows Form'u mu ekleyelim? Yeni bir proje oluşturalım şöyle file kısmından. New Project diyorum. Neydi bu? Chart örnekti. Bu da chart örnek 2 olsun. Chart örnek 2 dedim. Formum yüklendi. Biraz büyütelim şöyle formumuzu. Arka plan rengi kısmına geldim buradan. Arka plan rengini değiştirelim şöyle formumuzu. Şu koyu kahve rengi kullanacağım. Hemen bir tane chart ekliyorum formuma. Ekledim chart. Şimdi chart ekleyeceğim ama burada seriyeslerde sadece bir tane değer ekleyeceğim ve eklemiş olduğum o değere göre kodlarla alanlarımı ekleyeceğim. Benim değerim mesela ne olacak biliyor musunuz? Öğrencilerin notlarını listeleyen notlar adında bir tane seriyesi oluşturacağım. Şeyde özellikler pencerende. Daha sonra o notları ve öğrencilerin adlarını hani mesela az önce İstanbul, Ankara falan diye şehirleri yazdık ya. Bunları bu kez kodlarla oluşturacağım. Şeylerle değil. Özellikler penceremden değil. Şimdi geldim. Nereye? Series pencereme geleceğim hemen aşağıdan. Series açtım penceremi. Burada bir tane series alanı ekledim. Bunun adı ne olsun? Notlar olsun. Okey dedim. Okey dedikten sonra notlar adlı alanım ne oldu? Bana oluşmuş oldu. Şimdi ne yapalım? Bu kez formun yüklenmesine değil de butonun tıklanma eventine yani click event'ı içerisine yazalım kodumuzu. Mesela ne diyelim? Notları listele olsun. Butonumuzun ismi. Şöyle aşağı aldım butonumuzu. Notları listele butonuma çift tıkladım ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Chart aracımızın ismini değiştirerek başlayalım. This nokta chart 1 nokta titles nokta et parantez içerisinde öğrenci notları dedim. Noktalı virgülümü koy. Şimdi çalıştıralım bakalım. Çalıştırdık. Notları listele. Notları listele dediğim zaman ne oldu? Öğrenci notları adlı titles'ım yani başlığım geldi ve kenarda notlar adlı seriyesimin rengi ve başlığı mevcut. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kodlarla birkaç tane öğrenci ekleyeceğim ve bu öğrencilerin notlarını ekleyeceğim. Az önceki yöntem gibi diz nokta çarp bir nokta series dedim. Series dedikten sonra köşeli parantezimi açtım. Notlar dedim. Notlar dedikten sonra nokta şurayı yanlış yazdık. Şöyle düzeltelim. Series. Ondan sonra notlar. Nokta points. Nokta add x'ye. Şu hata bir kalkarsa bir saniye. Diz nokta chart bir nokta series. Ondan sonra notlar dedik. Tamam, şimdi kalkacaktır herhalde sonunu yazınca. Şimdi notlar dedikten sonra ne yapıyorum? Şuraya şu satırı bir daha yazacağım bir saniye. Diz nokta chart bir nokta series köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde notlar dedim. Nokta
Points. Points'ten sonra nokta. Ne diyeceğim? At xy diyeceğim arkadaşlar. Nokta at xy. Burada mı hata alıyorum acaba? Nokta at nokta xy diye bir şey yok. Nokta at nokta xy. Bir yazayım, bunu bir deneyeyim. Ondan sonra kontrol edeceğim. Ha, tamam, hata gitti şimdi. Şimdi at xy dediğimiz alan neydi? Az önce sadece y kullanmıştık. At y dediğimiz zaman ne yapıyordu? Bizim sol taraftaki koordinat düzenimize göre ilgili aritmetik değeri alıyordu ve işte sütunu ona göre oradaki değere kadar çıkarıyordu ve grafiğimi çiziyordu. Şimdi burada bir de x değeri ekledim. X değeri ne dedik arkadaşlar? Dersin başında göstermiştik. Şu bizim alt tarafta kalan kısmımız bizim x eksenimiz, x değerimiz. Şimdi at xy dediğim zaman normalde y değerinde sadece bir tane aritmetik değer giriyorduk. Xy dediğimde buraya iki tane değer girmem gerekiyor. Birincisi string bir değer olacak. Neden string? Çünkü öğrencinin adını gireceğiz. İkinci değerinde o öğrencinin almış olduğu notu gireceğiz. Mesela Baran dedim. Baran dedikten sonra virgülümü koydum. Kaç diyelim? 70 diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde bir deneyelim bakalım sadece bunu çalışacak mı? Notları listele dedim. Baran ne oldu? 70 olmuş oldu. Şu an sadece tek bir öğrenci olduğu için chartımın series kısmı biraz kalınca. Şimdi birkaç öğrenci daha eklediğimiz zaman ne olacak? O kısım inceleyecek. Devam edelim. Diz nokta chart 1 nokta series köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde yine notlar dedim. Neden yine notlar dedim? Çünkü notlar adlı alanıma göre işlem yapacağım. Nokta points nokta at xy dedim. Parantezimi açtım. Ne diyelim mesela? Ayşe diyelim. Virgül 85. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Aşağı indiğim zaman kodumun altındaki kırmızı çizgiyi kaldırıyor, hata çizgisine. Diz nokta çarp bir nokta series köşeli parantezimi açtım. Notlar dedim. Nokta points nokta at xy dedim. Parantezimi açtım. Ne diyelim mesela? Hasan diyelim. Virgülümü koydum. Hasan da 60 almış olsun. Şöyle iki öğrenci daha ekleyelim. Toplam 5 öğrencimiz olsun. Diz nokta chart 1 nokta series köşeli parantezimi açtım. Notlar dedim. Nokta point nokta at x'ye mesela ne olsun? Ali olsun. Virgülü koydum. Ali'nin 100 aldığını varsayalım. Noktalı virgül. Ve son olarak diz nokta chart 1 nokta series köşeli parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde şöyle notlar diyelim. Nokta points nokta at xy dedim. Buraya da ne olsun işte Emel olsun mesela. Emel'in de 90 aldığını varsayalım. Noktalı virgülümü koydum. F5'e bastım. Çalıştırdım. Çalıştırdığımda karşıma herhangi bir grafik gelmedi. Neden? Çünkü kodlarımı butonun click event'ı içine yazmıştım. Notları listele dediğim zaman bu şekilde mesela bakın. Baran 70. İşte Ayşe 85'miş. Ondan sonra o 20-20 arttığı için bu şekilde ne yaptı? İlgili iki alanın arasındaki ne aldı? 4'te 1 alanı almış oldu. 5 puan için Hasan 60, Ali 100 ve Emel 90 olmuş oldu. Devam edelim. Aynen Baran benim yeğenim arkadaşlar. Ondan sonra file kısmına geldim. New project dedim. Üçüncü bir örnek oluşturacağız. Şimdi üçüncü örnekte ne yapacağız? Şöyle ben notlarımı bir kontrol edeyim. Üçüncü örnekte öğrenciler ve bölümler diye bir alan oluşturacağım. Yalnız orada az önce bir arkadaş yazmıştı ya. Hemen bakayım ona. Ha, şu diz nokta chart 1 nokta seriye 0 points diye 12 yazıyor ya. Tam olarak öyle olmasa da ona yakın bir kullanım gerçekleştireceğiz. Series nesnesini dizilerle oluştur, yani dizilerle değerler oluşturacağız. Series nesnesine bölüm adlarını ve neyi ekleyeceğiz? Kontenjan sayılarını ekleyeceğiz. Bunun içinde bir de döngü falan kullanacağız. Bu şekilde bir örnek olmuş olacak. Hemen arka plan rengimi değiştirerek başlıyorum. Şöyle biraz aşağılara inelim. Darksı koyu su yeşili olsun. Hemen bir tane chart aracı ekliyorum formuma. Ekledim chart aracımı. Şimdi az önce de mavi kullandık. Mavi olmasın. Nereden değiştiriyorduk arkadaşlar? Series kısmına geliyordum şuradan. Series'ten sonra renk kısmına geliyordum. Nerede benim renk kısmım? Hemen yukarıda color kısmı. Mavi olmasın mesela. Değiştirelim onu.
Biraz şöyle aşağılara inelim. Farklı bir renk bulalım. Şöyle plüm diye bir renk var. Okey dedim. Pembe gibi plüm diye bir renk eklemiş olduk. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bu örneği gerçekleştirelim. Bölüm adları ve kontenjan sayıları ile ilgili bir örnek olmuş olsun. Nereye yapalım bunu? Formül Load kısmı içerisinde gerçekleştirelim ya da bir de buton koyalım. Buton içerisinde gerçekleştirelim yine. Bir tane buton ekledim. Bu kez buton üst kısımda kalsın. Ne diyelim? Bilgileri getir diyelim. Bilgileri getir. Şöyle butonumu biraz büyüteceğim. Sol kısmı aldım. Butonuma çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce ne yapsın? İlk önce benim chart'ıma bir tane başlık atasın. Diz nokta chart 1 nokta titles nokta et parantez içerisinde öğrenci tire bölüm tire kontenjan bilgileri dedim ve noktalı virgülümü şöyle koydum. Şimdi çalıştıralım bakalım önce bu kısmı. Bilgileri getir dedim. Ne oldu? Öğrenci bölüm kontenjan bilgileri bana gelmiş oldu. İndim aşağı. String bir dizi oluşturacağım. Bölümler adında bir dizi. String dedim. Dizi oluşturmak için ne yapıyorum? Köşeli parantezi açıp kapatıyorum. Köşeli parantezimi açıp kapattığım zaman sonrasında bir de değişken adı yazınca programa bunun bir dizi olduğunu belirtmiş oldum. Eşittir dedim. Dizi değerlerimi burada gireceğim. Süslü parantez içerisinde çift tırnaklarla ve elemanları da birbirinden ayırmak için virgül kullanarak dizimi oluşturacağım. Mesela ne diyelim? Mühendislik diyelim şöyle. Virgül tırnağımı açtım. İşte öğretmenlik virgül tıp diyelim. Virgül hukuk bir virgül daha. Bir de ne olsun? Bir de beden diyelim şöyle. Besyo olsun yani beden olsun. Beden bölümü. Noktalı virgülümü koydum. 5 tane bölüm oluşturmuş oldum. Çok sağlıklı isim vermedim. Onu söyleyeyim. String bölümler deyip 5 tane bölüm oluşturmuş oldum. Şimdi bir de kontenjan dizimizi oluşturalım. Şöyle int kontenjan diyelim. Kontenjan eşittir. Süslü parantez içerisinde yazıyorum. Şimdi int dediğim için ne yapacağım? Bu kez çift tırnak içerisinde değil. Direkt oluşturacağım. 40 diyelim mesela. Mühendislik 40. Öğretmenlik 50. Tıp 80 olsun. Hukuk 100 olsun ve beden 20 olsun. Noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde iki tane dizimi oluşturmuş oldum. Birinci dizim bölümler adlı dizim. İkinci dizim de kontenjan adlı dizim olmuş oldu. Ondan sonra şimdi bir seri nesnesi oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu seri nesnesine bölüm adlarını ve kontenjan bilgilerini ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Bir tane for döngüsü oluşturuyorum. For dedim int i eşittir 0'dan başlasın. İ küçük bölümler nokta length olana kadar yani bölümlerdeki indislerimin toplam değeri olana kadar ne demek length uzunluk demek bölümler dizimin son değerine kadar noktalı virgül in olsun bir bir artsın. Süslü parantezimi açtım indim aşağı ne diyeceğim şimdi seriyesi değerlerimi oluşturacağım. Şimdi kaydı devam ettirdim. O arada burada neden seriyesi oluşturamadığımızı buldum arkadaşlar. Bizim eklememiz gereken bir tane using system dosyamız var. Using system alanımız var diyeyim. Using system nokta windows nokta forms nokta data visualization nokta charting diye bir alanım mevcut. Chart işlemleri için kodlarla seriyesi oluşturmam için gereken bir alanım benim. Ekledim bu alanımı neymiş? Using system nokta windows nokta forms nokta data visualization nokta charting alanımı eklemiş oldum. Ondan sonra şimdi seriyesi çağırabiliyorum arkadaşlar. Series dedim. Series dedikten sonra sütunlar diye bir alan adı verelim buraya. Eşittir. Diz nokta chart 1 nokta series nokta ne diyeceğim? Et diyeceğim. Et dedikten sonra bunun içerisine neyi ekleyeceğim? Bölümleri ekleyeceğim. Bölümlerde sırasıyla nasıl ekleyeceğim? İnince değere göre ekleyeceğim. Noktalı virgülümü koydum. Sonra indim aşağı. Şimdi ne yapacağım? O ilgili bölüme göre kontenjan sayısını atayacağım. Onun için sütunlar adlı alanımı çağırıyorum. Sütunlar nokta points nokta
ne diyeceğim? Add diyeceğim. Add dedikten sonra parantezimi açtım. Kontenjan, köşeli parantezimi açtım. Kontenjanın inince değeri dedim. Noktalı virgülümü koyup kod kısmını sonlandırmış oldum. Şimdi burada ne yapmış oldum? Burada sütunlarla bölümleri çağırdım. Daha sonra alt satırda da o bölümlere ilgili kontenjanı döngü değerine göre atamış olduk. Burada döngü ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela döngü çalıştığı zaman döngünün ilk değeri ne arkadaşlar? 0. Ne yapacak? Bölümlere dizinin 0. indesine getirecek. Dizinin 0. indisine mühendislik. Ondan sonra aşağı satıra inecek. İ kaçtı? 0'dı. Kontenjanın 0. indisini getirecek. Kontenjanın 0. indisine 40. Yani mühendisliğe 40'ı atacak. Sonra devam edecek. Bölümler nokta length kaç bölümler nokta length? Toplamda 5. İ 5'ten küçük oldu mu? 5'ten büyük ya da 5'e eşit oldu mu? Henüz olmadı. O yüzden döngüm devam edecek. Döngü kaç oldu? 1 oldu. İndisin birinci değeri öğretmenlik 50. İkinci değer tıpa 80. Üçüncü değer işte hukuka 100. Ve dördüncü değer beden 20. Ondan sonra benim i değerim 5 olacak. Bölümler nokta length'ten değerine eşit olduğu için artık döngü dışına çıkacak ve programı ne yapacak? Sonlandırmış olacak. Şimdi çalıştıralım. Şöyle çalıştırdım. Bilgileri getir dedim. Ne yaptı? Seri S1 işte mühendislik mavi kısım. Bu şekilde ne yaptı? Mühendisliği 40 yaptı. Öğretmenlik turuncu kısım 50. Tıp 80. Hukuk 100. Ve bedeni ne yaptı? 20 yapmış oldu arkadaşlar. Az önce isimlere de değinmiş miydik ya? Onu ben unuttum da bir saniye. Şu chart örnekte aşağıda isimler çıkmış mıydı? Çıkmıştı sanırım ama sanki değinmeyi unuttum gibi orada. Şöyle listele dediğim zaman tamam çıkmıştı isimler. Bu şekilde kodlarımızı oluşturmuş olduk. Arkadaşın bir sorusu vardı Twitch üstünde. Orada bir alan vardı ya. Şunlar mesela pointler olabilir. Çok emin değilim ama mesela point kullanımı ile yapabiliriz veya line deyip biz bunu çizgi şeklinde de gösterebiliriz. Okey diyelim mesela. Start dediğim zaman bilgileri getir dedim. Aa, burada çalışmadı mı? Burada çalışmadı sanırım. Ne yaptı? Direkt bunu aldı. O yüzden line'da olmuyor sanırım böyle. Burada o alanı bulamadım şu anda. Direkt kolon olarak getirdik. Ona da nerede değinelim? Grubumuz üzerinden onun duyurusunu yapalım. Dediğim gibi ya Türkçe kaynak çok çok azdı bu konuyla ilgili. Yabancı kaynaklara baktım biraz. Oradan bu son örnek yabancı kaynak değildi. Bu bir web sitesinde buldum. İsmini unuttum sitenin. İsmini hatırlasaydım söylerdim. Teşekkür ediyorum o arkadaşa. Diğer örnekleri hep yabancı kaynaklar üzerinden buldum. Properties penceresinde kendim çözdüm zaten. Bu şekilde noktalamış olalım. Yeniden çalıştıralım şöyle. Ne yaptık? 3 tane örnek gerçekleştirmiş olduk ve chart aracımızın özellikleri penceresine değinmiş olduk. Siz biraz özellik penceresini karıştırırsanız eminim daha fazla alana, daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bugünlük 73. dersimizde burada noktalamış olalım. Yaklaşık 40 dakikalık falan bir ders oldu herhalde. 74. dersimiz ne olacak? Paint programı diye düşünüyordum ama herhalde öyle olur. Yarın akşam inşallah 74. dersimizi yaparız. Bu dersimizin video kaydını YouTube'a herhalde bir saat kadar sonra yüklemiş olurum. Kodları hemen grubumuzdan şimdi 1-2 dakika sonra paylaşmış olurum. Sorularınızı grubumuza yazabilirsiniz ya da direkt bana mesaj olarak atabilirsiniz. Onlara da orada değiniriz. Twitch'te canlı yayını seyreden arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Vakitlerini ayırıp buraya gelip bir şeyler öğrenmek için canlı yayını katılan arkadaşlara, soru soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin diyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. 74. dersimiz Paint programında görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar.